arada küçük adam, Çinli kız arkadaşınla aran nasıl bakalım? Aa, sanırım iyi. Harika bile sayılır. Bu konuyu neden açtın ha büyük baba? Özel bir nedeni yok, öylesine. Büyük babamın bazı şeyleri nasıl tahmin ettiğini merak ediyorum. Bunu anlamıyorum, olağanüstü bir şey. Tanrı vergisi. Çen'le aramdaki ilişkinin sağlam olduğundan şüphem yok. Söylemek yersiz. Son zamanlarda düşündüğümden bile iyi gidiyor. Sanırım ona olan ölümsüz aşkımı artık ilan etmenin zamanı geldi. Bir tek sorun vardı. O da doğru anı bulmak. Ciddi olamaz. Ona hala bir şey söylemedin mi? İnanamıyorum dostum. Çok tuhafsın. Bu kadar önemli bir konuyu açmak kolay mı sanıyorsun? İlanı aşk için hazırlık yapmam gerekiyor. Aa, hazırlıksız olduğun için mi? Bunun için hazırlıklıyım Sersem ama en uygun anı bekliyorum. Hepsinden önce onunla yalnız kalmalıyım. Baş başa kalmalıyız. Unutmuşum. Çen, az önce ona rastladım. Orada tek başına dolanıp duruyordu. Neden bunu bana daha önce söylemedin? Sormadın ki. Açın. Çok sevindim Çen. Ben de sevindim Sedri. Harika. Bilirsin ben sana bir şey söylemek istiyorum. Elbette. Seni dinliyorum. Söylemek istediğim şey ben. Çen! Kardeşim ilgilenir misin? Tuvalete gitmem gerekiyor. Evet. Teşekkür ederim. Olamaz. Çok şaşırdım. Çok tatlı değil mi? Ona bir şey söyle. Kim? Ben mi? Ne diyebilirim ki? Bilmiyorum. Ne olursa bunun bir önemi yok. Şirin şey. Baksana. Nasıl gülüyor değil mi? Kıçı kıçı kıçı. Dinle Çen. Çen. Sana rastladığım iyi oldu. Sanırım senin haberin yok. Ciddi olamaz. Affedersiniz Edik ama Adelaide'i bulmak için Sofia'yla gitmek zorundayım. Bu kızlara özgü gizli bir konu, tamam mı? Uslu çocuk ol ve beni burada bekle. Valeri döndüğünde küçük kardeşini bulamazsa paniğe kapılabilir. Ben birazdan gelirim. Kıçı kıçı. Ya tamam, kes artık, canımı yakıyorsun. Yatma saati geldi. Hadi bakalım. Valerinin kardeşisin. İşte bu kesin. Aman tanrım. Nicholas. Beni bu halde görürse kimsenin yüzüne bakamam. Merhaba Nicholas. Onunla ne yapıyorsun? Bir yarışma için eğlenceli fotoğraflar çekmeye çalışıyorum. Çok ilginç. Aslında eğlenceli bir şeyler arıyorsan orada bir bebek var. Cedric. 5 dakika önce oradaydı. Umarım kötü bir şey olmamıştır. Cedric. Hayır. Cedric, beni çok korkuttun. Çok güzel. Kıpırdama Cedric. Cedric, bunu neden yaptın? Merhaba, ben döndüm. Şimdi iyi misin? Evet. Tekrar teşekkür ederim. Hey Nicholas, ne yapıyorsun sen? Eğlenceli fotoğraflar çekiyorum. Bir yarışma için. Bu gerçekten komik. Çok etkilendim. Kendi fotoğrafına katılırsan kesinlikle sen kazanırsın. Çok sevimli değil mi? Evet öyle. Çok şirin bir bebek. Üstelik çok uslu bir bebek. Onun yaşındayken nasıl olduğumu asla tahmin edemezsin. Vay canına, inanılmaz bir koku geliyor. Biliyor musunuz, sanırım altını değiştirme zamanı geldi bunun. Öyle mi dersin? Ben koku aldım. Ama ben alıyorum ve çok acil olduğunu garanti edebilirim. Evet haklısın. Sonra görüşürüz. Bebeklerden bıktım, usandım. Elbette evlendiğimiz zaman Çen'le benim kendi çocuklarımız olacak.
Ama bu arada ona olan aşkımı itiraf etmem gerçekten son derece faydalı olacak gibi. Her neyse, etrafın sakin olduğunu düşünüyordum. Sonunda beklediğim an gelmişti. Elbette diğerlerini pek hesaba katmamıştım. Hem de hepsini. Şuraya otur ve beni dinle. Sana bir şey söyleyeceğim. Aa, evet, haklısın. Unutmuşum. Unutmuşum. Sanırım senin haberin yok. Öyleyse dinle. İnanabiliyor musun? Tamam, sonra görüşürüz. Hoşçakal Sophie. Tamam, pekala, bana ne söylemek istiyordun? Hadi devam et. Aşkımı ilan etmek için uzun zamandır hazırlık yapıyordum. Ve ona söyleyeceğim sözleri doğrudan Chen'in kalbine hitap etmesi için dikkatlice seçmiştim. Sözlerin kalbine hitap ediyor sevgili. Asıl sorun şuydu. Gerçek hayatta neler olacağını önceden tahmin etmek imkansız. Demek istediğim şu, lütfen bana kızma ama bu tür şeyleri ifade etmek o kadar da kolay değil. Seninle yalnız kalabilmek için uzun zaman bekledim. Sonunda seninle yalnız kaldım ve nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Durum gerçekten o kadar ciddi. Hayır hayır, değil değil. Evet, aslında biraz ciddi. Hey! Evet, nasıl gidiyor Cedric? O kuş gitti mi? Evet. Söyler misin Cedric? O kuş neden senden nefret ediyor? O hasta kuş başından beri benden hoşlanmadı Chen. Bana söylemek istediğin bir şey yok mu? Ha? Ha? O evet evet biliyorum. İyi, hadi şuraya oturalım. Nihayet etrafta bizi rahatsız edecek birileri yok. Hepsinden önce Chen, bana gülmeyeceğine söz vermeni istiyorum. Tamam. Söz veriyorum. Güzel. Güzel, hadi otur yanıma. Ay. Rüzgar devirmiş. Affedersin. Artık bıkmıştım. Arasam bile bulamayacağım yeni boyanmış bir sıranın üstüne oturmuş ve o büyülü havanın kaybolmasına neden olmuştum. Biliyor musun küçük adam, eğer arkadaşını ıssız bir adaya ya da bir dağın zirvesine davet etmeyi planlamıyorsan bunun bir çözümü yok gibi görünüyor. Büyük babam farkında bile olmadan bana müthiş bir fikir vermişti. Ve bu fikir için büyük bir fedakarlık yapmak şarttı. Ama sonu çok güzel olacaktı. Beni panayıra davet etmen gerçekten büyük incelik. Özellikle dün olanları düşünecek olursan. Ama bu elimde değildi. Öyle komikti ki. Yüzünde çok aptalca bir ifade vardı Cedric. Umarım bana kızmamışsın. Hayır, hiç kızmadım. Aklıma gelmişken dün bana bir şey söylemeyecek misin? Evet. Sana birazdan söyleyeceğim. Elbette Chen'le konuşmak istemiştim. Ama bunun için gerçekten yalnız kalacağımız o anın gelmesini beklemiştim. Tek tanıklarımız mavi gökyüzü olmalıydı. Ve bu yakında gerçekleşecekti. Çok hızlı gidiyor. Çok eğlenceli. Şimdi de aşağı iniyor. Büyük dalgalarda sörf yapmak gibi bir şey. Zeytin ne oldu? İyi bir şey olmuşsun sen. İçindekini daha fazla tutamayacağından emin olabilirsin delikanlı. T-A-S-T-A. Daha önce hiç hastalanmamıştım. Bir Marslı gibi görünmek o kadar kolay değilmiş. Çünkü uçan daireler sizi gerçekten iyi sallıyor olmalı. Her neyse, parlak fikrim sönüp gitti. Tek sebebi de bir Marslı gibi uçamamaktı. Tam bir depresyondaydım.
sebebi Chen'e tamamen güvenmememdi. Ah, üzümlü kekim, benim doğu incim. Sana telefon var hayatım, Chen'den. Nasıl olduğunu bilmek istiyorum. Evet, ben iyiyim. Şimdi çok daha iyiyim. Evet. Umarım en kısa zamanda tekrar ayağa kalkarsın. Yakında seni görmeyi çok isterim Sedri. Telefondaki sesinden Chen'in benden tek şey istediğini anlamıştım. Onu sevdiğimi söylememi istiyordu. Ve ben bunu söylemeyi çok istiyordum. Ama hep bir aksilik çıkıyordu. Evet. Bir evet. Küçük Çinli arkadaşımı. Evet. 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 Bunu yapmalıyım. Hoşçakal. Sadece birkaç çift birbirlerini sevdiklerini söylüyor olmalı. Her neyse, en azından şimdi Chen'in beni sevdiğini biliyorum. Ve bunu açıkça ifade etti. Beni bir an önce görmek istediğini söylemesi bana olan aşkını göstermez mi? Bu arada söylemek zorundayım. 8 yaşındaysanız aşkınızı ilan etmeniz o kadar da kolay değil. İtiraf etmelisiniz. Aşık olduğunda bir erkeğin karşılaştığı problemler inanılmaz. Hem de daha önce aklınıza bile gelmeyen türden problemler. Tıpkı o gün olanlar gibi. Bu sabah birlikte eğlenceli bir oyun oynayacağız. Herkes sınıfta büyüdüğünde ne olmak istediğini anlatacak. Peki kim başlamak ister? Ben Bayan Neyli. Ben Bayan Neyli. İtfaiyeci. Çevreci. Bir dakika çocuklar, hep bir ağızdan konuşmayın. Şimdi parmak kaldırın. Düşünelim. Örneğin sen Christian. Benim asıl ilgilendiğim, bana ilgi çekici gelen şey bir televizyonda çalışmak. Asıl sorun da şu gözlüğüm. Beni asla kabul etmezler. Bunun için endişelenmemelisin Christian. Televizyon kanallarında ihtiyaç duymadıkları halde gözlük takan pek çok insan var. Ve bu onları daha zeki gösteriyor. Güzel. Ya sen Cedric? Ben mi? Bu korkarım böyle bir ortamda bu soruya yanıt vermem mümkün değil Bayan Neyli. Tamam öyleyse düşünmen için zaman verelim. Pekala, ya sen Chen, büyüdüğünde ne olmak istiyorsun? Pek çok şey. Ama sanırım en çok hostes olmayı istiyorum. Çünkü böylece her zaman seyahat edebilirim. Çok iyi Chen. Bu harika bir meslek. Ne olmak istediğini düşündün mü Cedric? Şimdi buldum Bayan Neyli. Gerçekten pilot. Bir havayolu pilotu. Bu harika bir meslek Cedric. Ama bunun için çok çalışmak ve disiplin içinde yaşamak gerektiğini biliyorsun, öyle değil mi? Söylesene Chen, gerçekten bir hostes mi olmak istiyorsun? Elbette Cedric, sence de iyi bir fikir. Elbette iyi fikir. Evet, ben sadece buna biraz şaşırdım, o kadar. Ben de senin ileride pilot olmak istediğini bilmiyordum. Ben gitsem iyi olacak, Christian bekliyor. Bu arada... Efendim? Ne zamandır seninle konuşmak istediğim bir şey var. Bugün olabilir mi? Tabii, ne zaman istersen. Bayan Neli'ye göre gözlüklü bile olsam bir televizyon kanalında çalışabilirmişim. Bu harika dostum. Her neyse. Senin derdin ne? Bana sorarsan oldukça zor bir meslek seçmişsin. Yapabileceğinden emin misin? Tanrı aşkına, kafa üstü falan mı düştün dostum? Elbette asla bir havayolu pilotu olmayacağımı biliyorum. Yükseklik beni tutar ve hepsi bundan bu değil. Bundan emin olamazsın. Daha önce hiç uçağa binmedin ki. Sadece biliyorum. Aslına bakarsan sorun bu değil. Beni gerçekten korkutan şey bu değil. Öyleyse ne? Sorun nedir? Sorun Chen. Chen'i bir hostes olarak hiç düşündün mü ha? Şimdi anladım. Bir kaza geçirmesinden korkuyorsun. Sen aklını mı kaçırdın? Böyle bir şeyi nasıl söylersin? Neden olmasın? Televizyonda her zaman gösteriyorlar. Bir sorun mu var küçük adam? Ne oldu? Sadece... Aslında benim sorunum demek doğru değil. Bu sadece çözüm bulmak istediğim genel sorunlardan biri. Devam et, devam et.
Diyelim ki evlenmek isteyen bir oğlanla bir kız var ama asıl önemli olan birbirlerini gerçekten çok sevmeleri. Birbirlerine aşık olmaları. Hmm, bu tür şeyler her zaman oluyor oğlum. Asıl sorunsa şu. Günün birinde kız oğlana bir hostes olmak istediğini söylüyor. Söylesene büyük baba, hikayedeki çocuk sen olsaydın senin tepkin ne olurdu? Uçuş personeli mi? Bir hostes ha? Evet, biraz düşünelim önce. Bu pek dezavantajlı bir iş oğlum. Evet, mesela yükseklik korkusunu örnek verebilirim. İnan bana asla bir uçağın içinde olmak istemezsin oğlum. Berbat bir şeydir ama senin sorununa dönelim. Hostes olmak istediğini söyledin değil mi? O zaman kız sürekli dünyanın farklı köşelerinde olacak küçük adam. Bir çift için tuhaf bir hayat. Öyleyse bu kızın hostes olmaması daha doğru olacak. Aa, bir dakika oğlum. Ben böyle bir şey söylemedim. Çünkü anlamak zorundasın. Problem şu. Bir kadın bir şeyi aklına koyduğu zaman ona engel olmanın hiçbir yolu yoktur. Kadınlara tolerans göstermelisin küçük adam. Tolerans. Ne yazık ki tek çözüm bu. Ya sen büyük baba, büyük annem bir hostes olmak istese bunu kabul eder miydin? Evet, böyle bir sorunumuz hiç olmadı. Çünkü büyük annenin tıpkı benim gibi uçak korkusu vardı genç adam ama... ...gerçekten bir hostes olmak isteseydi eğer... Elbette bunun için ona hoşgörülü davranırdım. Çünkü ben toleranslı bir adamım. Toleranslıyım. Merhaba hayatım. Merhaba evlat. Seni asla öpmediğimi biliyorsun zaten. Biraz mutfağa gelir misin Robert? Sana bir şey söyleyeceğim. Tamam sevgilim. Lütfen bizi dinleyin çocuklar. Mary Rose önemli bir şey söyleyecek. Pekala. Haftada iki gün gideceğim yarım günlük bir iş bulduğumu herkesin bilmesini istiyorum ve bir gün işe başlıyorum. Uçuş görevlisi mi olacaksın anne? Elbette hayır Cedric. Bunu nasıl düşünebilirsin? Ne diyorsun? Aa Mary Rose, şu iş konusunda ciddi olamazsın kasap. Çok ciddiyim baba. Bu dört duvar arasında kalmaktan sıkıldığımı sen de biliyorsun. Üstelik artık kimseyle görüşemiyorum. Benim zamanımda dışarıda çalışmayan kadınlara değer verilirdi. Kadınlar evinde kalır, ev işlerini yapıp çocuklara bakar. Ve akşamlarını dostlarıyla birlikte barlarda geçiren kocasının evine dönmesini beklerdi. Sakın bana çalışmasına izin vereceğini söyleme. Bu onun kararı ve saygı duyuyor. Ayrıca bütçemize de katkısı olacak, unutma. Ha, yani benim emekli maaşımın zavallı bütçenize yeterince katkıda bulunamadığını mı söylüyorsun? Baba, bu konuda anlaştığımızı sen de biliyorsun. Bu konuyu yeniden açman doğru değil. Öncelikle şunu kafanıza sokmanızı istiyorum. Emekli maaşımdan kalanları Cedric için bir hesaba yatırıyorum. İleride faydalanması için. Neden şimdi faydalanmıyoruz büyük baba? Sözlerine dikkat et küçük adam. Kendini 2 sent için feda etmeyeceksin değil mi? İşte hikaye. Büyük babam gerçekten tuhaf davranıyordu. Dediği gibi, dediklerimi yap küçük adam, yaptıklarımı değil. Ama kişisel problemin çözümü imkansız gibiydi. Annemin çalışması sorun değildi. Ama Chen'in bir hostes olmak istemesi başlı başına bir sorundu. Evet, gitmeliyim. İyi günler hayatım. İşe gideceğin günler benim ne olacağımı düşündün mü? Bütün gün tek başıma ne yapacağım evde? Bunun yarım günlük iş olduğunu unutma. Sadece haftada 2 gün birkaç saat baba. Evet ama bu birkaç saat içinde pek çok beklenmedik şey olabilir kızım. Sahi mi? Örnek verebilir misin? Yere düşebilirim. Saldırıya uğrayabilirim. Belki de hırsızları yaşlı olmamı fırsat bilip bana saldırır. Boğazıma sıkar ve evdeki her şeyi çalıp gidebilirler. Baba lütfen. Bu da ne demek oluyor? Halı satıcısının bilmek istediği bir şey mi? Eve döndüğünde beni mutfakta yatarken ve eşyanın yok olduğunu gördüğünde ne yapacaksın ha? Ha? Mutfağı bir güzel temizleyelim ve yeni mobilyalar alalım, tamam mı? Bunu biliyordum. Evde ısı gereğinden fazla artmış gibiydi. Ama tek şeyden emindim. Büyük babamın yöntemlerini çende deneyemezdim. Hala anlamadığım bir şey olduğunu itiraf etmeliyim. Annenin çalışması senin için sorun değilse Chen'inki neden olsun dostum? Bu aynı şey değil şapşal. Hepsinden önce annemle evlenmeyeceğim. Hayır, tabii ki dostum ama ben... Yoksa gerçekten sağır mı oldun Christian? Chen'in hostes olmasını istemiyorsan bu onun iyiliği içindir. Bak inan bana neden söz ettiğini bilmiyorum. Bu kadar şapşal olmasaydın neden söz ettiğimi bilirdin. Chen bana deli oluyor. En büyük hayalinin bana bakmak olduğu ortada. Şimdi söyler misin eğer bir hostes olursa bana nasıl bakabilir Christian? Hayatının sonuna dek sürekli acı çeker. Ve ben buna asla izin vermeyeceğim.
İtiraf etmeliyim, ben bu olaylara bu açıdan hiç bakmamıştım. Merhaba Cedric. Benimle ne konuşmak istiyordun? Evet. Dondurma ister misin? Bu arada sana söz etmedim ama annem kendine iş buldu. Yarım günlük. Ama büyük babam çalışmasını istemiyor. Sahi mi? Büyük babanın bu kadar eski kafalı olduğunu bilmiyordum. Günümüzde erkekler karılarının çalışmasına engel olmamalı. Örneğin ben Leyla. Hostes olmayı ne kadar çok istediğimi biliyorsun. Hayalimi gerçekleştirmeme engel olacak bir erkekle evlenir mi? Bitmişti. Bu sefer işim bitmişti. Merhaba çocuklar. Evet, nasıl gidiyor Cedric? Hala pilot olmayı düşünüyor musun? Nicholas, onunla dalga geçmenin çok... Hiç merak etme Bay Meraklı Ukala. Ben bir havayolu pilotu olacağım. Ve daha da ötesi, Chen benim uçuş görevlim olacak. Chen'den yana bir şüphem yok. Okulda dersler çok iyi. Ama sana gelince bundan pek emin olamıyorum. Nicholas, Cedric nereye gidiyoruz? Biliyorsun Chen, gerçekçi olması onun için daha iyi. Nicholas! Cedric! Büyük baba, nereye gidiyorsun? Baba, bu da ne? Sanırım artık bitti. Yaşlılar yurdunu seçti. En azından orada huzur içinde yaşama şansın var. Orası tehlikeli değil. Bu arada hayatınızdan sonsuza kadar çıkmadan önce ne tür bir işte çalıştığını sorabilir miyim? Küçük bir fırında kasiyerlik yapacağım. Küçük bir fırında öyle mi? Peki her gün sıcak ekmek çıkarıyorlar mı? Ayrıca kek de yapıyorlar mı? Kurabiye ve çörek de yapıyorlar. Peki ya üzümlü turta? Hem de bu semtin en güzel üzümlü turtasını. İstersen sana da getirebilirim. Evet büyük baba, gitmekten vazgeçtin değil mi? Sizi neden yalnız bırakacağımı söyler misin bana ha? Tamam, merak etme Mary Rose. Günde 2 saat tek başına kalmamın fazla sakıncası olmaz. Bu arada aramızda kalsın. Sanırım üstesinden gelebilirim. Bir parça kek alır mısın? İşte hikayenin sonu. Büyük babam annemin kendisine böyle bir iş bulmasından çok memnun olmuştu. Bu sefer aramızdaki sorunları çok kolay halletmiştik. Ah Jen, gerçekten çok güzel bir hostes olacaksın. Umarım ayrı kalmamak için ikimiz de hep aynı uçakta uçarız. 8 yaşındaysanız ve gerçekten seviyorsanız büyüyene dek beklemeniz bazen çok zor olabiliyor.